Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabiliriz. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Şöyle ilk önce tığımın numarasını göstererek başlayayım. Şöyle gri zemin üzerine şöyle mürdüm pembe ve içinde de şöyle minik beyaz çiçekleri olan bir tülbentimiz var arkadaşlar ve bu tülbentime şöyle çok güzel bir model hazırladım şöyle biraz modelimiz arkadaşlar çeyizlik olduğu için ağır bir model hazırladım şöyle hem bakın modelimde Akide şekeri hem de böyle fıstıklar yaptım tabanında. Geçen lavantayı çok sevdiğiniz bu lavantanın çimeni böyle bu şekilde arası kirpikleri ve bakın 6 tane de yuvadan oluşan bu şekilde ee, çok güzel şöyle çeyizlere layık gösterişli bir model hazırladım. Evet şöyle bir de çevirip sallantılı haline bakın arkadaşlar. Şöyle tutayım çok hoş oldu Çok da zarif oldu şöyle 6 tane akide şekeri ve altı tane fıstık kim elimizde bu şekilde şimdi sizlerle böyle için gene pembesi renginden yapalım bir tane modelin anlatım kısmına geçelim İlk önce ikişer zincir çekerek bu şekilde tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktalarıyla kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet şöyle iki çiçeğimin arasına bu şekilde 9 tane üçgen kirpikli trabzan yapıyorum. Şöyle bakın fıstıklarımı şöyle sağ ve sol kenarlarına tutturulunca ortada 7 tane bu şekilde kalıyor. Şimdi arkadaşlar ilk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. İki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum. Bir tane kirpik oluşturdum. İki tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki boş olan tığ battıya girip sık iğne ile sabitledim. Bakın bu şekilde. Toplam 9 tane yaptık. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. 2 defa tığımın başını doladım. Bir tane ortada tığ battı bırakıp yuvanın içine 2 2 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. Toplamda arkadaşlar 3 birine 3 birine 7 tane bu şekilde trabzan yapacağız şimdi ikinciye dört tane yapacağım 7 olacak iki defa tığımı doladım yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 bu alt zemin kısmını oluşturuyor trabzanlar sonuncu ve yedinci de bu şekilde bakın 2 2 ve 2 8 evet. tane zincir 5 6 7 ve 8 şöyle ters tarafına çevirdim ilk trabzanımın tepe noktasına 8 zincirimi kapatıyorum 6 tane zincir hemen düz tarafına döndüm bakın bu şekilde yuvamız hazır 2 defa yine tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 ve 2 alarak trabzan yaptım şimdi 3 tane zincir 2 defa tığımı doladım şöyle 2 2 2 ikinci mı bakın bu şekilde yuvalar hazırlayacağız üçer zincirden oluşan şöyle 2 defa tığımı doluyorum yuvanın içine girdim 2 2 ve 2 sıkı sıkı kalın bir trabzanlar yapıyoruz yine 3 zincir şöyle 2 2 ve 2 bu şekilde buraya 6 tane yuva yapacağız. Bakın 4 tane oldu. 3. zincirimi çektim. Hemen 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2, 2 ve 2. Sonuncu 6. yuvayı da 6 zincir çekiyorum. Aynı ilk yuva yaptığım gibi. Bakın bu şekilde 6 zincirimi çektim. Hemen bu büyük yuvaya sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 4 ve 5 zincir. Bir tane bırakıyorum tabii ilk başta olduğu gibi bakın şurada olduğu gibi hemen sol tarafında da bir tane bırakıp ikinciye kapatıyorum. Sık iğne ile 5 zincirimi buraya sabitledim. Evet çiçeğimizin yuvası bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi çimen kısmının yapılışına geçelim. Başta bir tane gösterdik. Aynısından buraya 9 tane yapılacak. Bakın 2 zincir. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen kapattım. Bir kirpik oluşturdum. 2 zincir. Yanındaki tığ battıya giriyorum. 1, 2 zincir. Bir defa dolayıp 2 2. 4 zincir. Trabzana sık ile 4 zinciri sabitleyip şöyle 2 zincirle diğerine geçiyorum. 2 zincir bir defa tığımı doluyorum. Bakın yandaki boş tığ battıya 2-2 aldım. 4 zincirimi trabzanımın beline şöyle bağladım. 2 zincirle boş olan tığ battıya geçiş yaptım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde 3 tane yaptık başta da bir tane toplam 4 tane gösterdik. 9 tane olunca hemen bu 7 tane trabzanı yapıp bu 6 tane yuva yapacağız trabzanların tepesine çimenimiz bu şekilde devam edecek fıstığın yapılışına geçelim tülbentimizi şöyle ters tarafına çeviriyoruz şimdi bakın buradan ilk 4 zincirli kirpikten girerek sık iğne ile ipimi buraya sabitledim bu akide şeker kısmını ters tarafından yapacağız arkadaşlar. 2 defa tığımı doladım. Bu ilk yuvama giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 alarak bir tane trabzan oluşturdum. 2 zincir çekiyorum trabzanımı şöyle tepesine. Bir defa tığımı doladım. Buradan bu şekilde 9 tane ilmek alacağım. 2 şöyle tığımı doluyorum. Bir tane alıyorum. Bu bir mesela. 4 doluyorum, ilmek alıyorum, 5. Doluyorum, ilmek alıyorum, 6. Doluyorum, ilmek alıyorum, 7. Doluyorum, ilmek alıyorum, 8. Doluyorum, ilmek alıyorum, 9. Yani hem dolama ile çekme ikisi bir ilmek sayılıyor. Bu şekilde 9 tane doladım. Şimdi onuncuyu da bu yeşil yuvadan alıyorum. Bakın bu şekilde. Onu oraya tutturmuş oldum Şöyle hafif oynatarak çektiğinizde arkadaşlar kolaylıkla tığınız çıkacaktır. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Araya hemen şöyle sıkı sıkı iki tane zincir çekiyorum. Bunlar fıstığımız için yuva olacak. Yine iki defa tığımı doladım. Trabzanıma giriyorum. Şöyle iki, iki ve iki alarak bu şekilde bir yuva hazırladım. Trabzanlarımız yuva olacak. Şöyle trabzanın tepesine iki zincir çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. Bir ilmek aldım. Doladım. Yuvaya girip ilmek aldım. İki. Doladım. Yuvaya girdim. ilmek aldım. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Ve dokuz. Onuncuyu da yine tığımın başını dolayıp bu ikinci yeşil yuvadan Trabzan yaptığımız yuvadan girip şöyle hafif oynattığınız takdirde bakın arkadaşlar ipiniz kolayca çıkacak birden çekmeyin olur ya hani tığınızın başı fazla çengeli güzel olmaz şöyle ilmeği kaçırmayın şimdi yine iki tane zincir çekiyorum bakın ara mesafesi olarak iki defa tığımı doladım üçüncü yuvaya giriyorum şöyle iki iki ve iki alarak buraya bir trabzan yaptım. 2 zincir bir defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 2 zincir boyutunda ilmeğimi çektim bu bir şöyle 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bu şekilde doladım 10. yine 3. yuvadan alıyorum şöyle hepsini bir çiz çekip tığımdan bakın başa kadar çıktım ve buraya sık iğne ile ipimi sabitleyip başa çekiyorum ilmeğimi hemen sıkı sıkı iki zincir çekiyorum fazla da büyük olmasın zincirleri sıkı çekelim yine iki defa doladım dördüncü yuvanın içine şöyle 2 2 ve 2 bakın üç seferde kalın bir trabzan yaptım arkadaşlar şöyle tepesine iki tane zincir bir defa tığımı doladım yuvaya girdim ilmek aldım. Bu 1 2 doladım. trabzanın ardından ilmeğimi aldım 3 4 5 6 7 8 ve 9. Toplam yine 9 ilmeği doladım tığıma. Hemen yeşil yuvadan da 10. ilmeği alıp şöyle yavaş yavaş oynatıyorum burada tepe noktasında kapattım sıkı sıkı iki tane zincir iki defa tığı doladım beşinci yuvaya şöyle iki şöyle iki şöyle iki alarak bu şekilde bakın bir trabzan hazırladım iki tane zincir bu benim akide şekerimin boyutunu belirliyor iki zincir bir defa doluyorum şöyle yuvaya girdim ilmek aldım bir yuvaya giriyorum ilmek alıyorum iki doladım trabzanın arasına girip ilmek aldım 3 4 5 6 7 8 ve 9 trabzanın arasından 9 ilmeği topluyorum 10. için tekrar tığımı dolayıp bu sefer yuvadan alıyorum 10. ilmeğimi ve hepsini bir şöyle oynatarak başa kadar şöyle çıkıp şu ipi de sık iğne ile buraya sabitleyip başa çekiyorum. 1 2 zincir. 2 defa tığımı doladım. Hemen yeşil yuvanın sonuncu bakın 6. yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 alarak buraya yuva hazırladım. Yani trabzan yaptım. Hemen tepesine iki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle net görün. Bu bir. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şöyle 10. için tekrar tığımı dolayıp yeşil yuvadan giriyorum buraya sık iğne ile şöyle çekerek ipimi çıkarıp sık iğne ile sabit Şöyle sağlam olsun diye dibine de bir tane zincir çekip oturtuyorum. İlk başta arkadaşlar burada tutturmuştuk. Şimdi burada sonuncuyu da aynı 4 zincirli yuvaya sabitledim. Hemen bir zincir çekip düz yüzüne döndüm bakın. Şöyle 6 tane akide şekeri yaptık. Düz tarafına döndük. Hemen buraya sık iğne ile ipimizi sabitliyorum. 8 tane zincir çekiyorum. Fıstık yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Hafif ipimi uzattım. Bakın zincirin altından giriyorum. Şöyle üstünde bir zincir ipimi uzattım. Altından girdim. Üstünden zincir çektim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 14 ve 15 toplamda bu şekilde 15 tane ilmek topladım hemen hepsini bir yine şöyle çekip bakın şöyle bir tığınızın ucunda sıktırın kapatın normalde yuvada kapatıyorduk ama bu modelde bu şekilde havada kapatıyoruz çektikten sonra hemen kapatıyoruz hani buraya iki zincirle ara mesafesi yapmıştık ya oraya da sık iğne ile sabitliyoruz bakın şöyle elimizle de sola doğru yatırarak düzeltiyorum yine 8 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim altında yine ilmek alıp üstünde böyle zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. ilmek. Bakın bu şekilde yine 15 tane ilmeği topladım. Baştaki ilmeği alıp şöyle sona doğru çekiyorum. Bakın. Sona doğru çekip burada havada kapatıyorum. Şimdi sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu iki zincirin arasından girip şöyle yapmış olduğumuz fıstığı buraya kapattık. Şöyle elimle de bunu sola doğru yatırıyorum. Bakın bu şekilde. Aynı işlem arkadaşlar. Video fazla uzamasın. Son fıstığı da beraber yapıp kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi sonuncu fıstığı yapmak için şöyle geldim. Yine 8 zincir çekiyoruz fıstığımız için yuva. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincirimi bu şekilde çektim. Şimdi üzerine ilmek toplayacağız. Hafif ipimi uzattım. Zincirin altından girip üzerinde bir zincir. İpimi uzattım. Şöyle 3 oldu. 4 5 Bakın ilmekleri bu şekilde topluyorum. 6 altı. zincirin altından girip üstünde zincir 7 alttan gir üstte zincir 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şöyle yine 15 tane ilmeği bakın bu şekilde topladım tığıma. Sondaki ilmekten alıp şöyle baştan çıkıyorum. Evet, şöyle çözünürlük. Şimdi bunu şöyle bir ilk önce şöyle bir oturtursanız daha güzel yuvarlaksı bir fıstığınız olacak arkadaşlar. Havada kapattım bunu. Bunu da bakın şu ara boşluk var ya şöyle oraya kapatıp şöyle yine hafif sola yatırıyorum 4 zincirli yuvaya da giriyorum şöyle sağlam olsun diye bu şekilde evet, sık iğne ile sabitledim Üzerine de bir zincirimi çekiyorum şöyle ipimizi koparıyoruz bak çok kolay oldu ağırmış gibi gösterdiğim model arkadaşlar değil mi Yapılışı bir o kadar kolay ve zarif oldu. Hemen şu iplerimi yakıp geleyim. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde bakın pembesi de bu şekil oldu çok hoş oldu. Şöyle ağır gibi görünen modeli sizler için böyle bakın kolay böyle yapılışında net anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Hele şu baştaki iki fıstığı daha yavaş anlattım belki sonunda biraz hızlı anlattı isim. böyle bakın çok tatlı renginde tülbentinde çiçeğinde olan şimdi Bunlar bu şekilde sizler için şöyle hazırladım Ben çok beğendim Arkadaşlar İnşallah siz de beğenirsiniz Çünkü çok zarif oldu bakın ütülenmediği halde bu şekilde kalıp gibi oldu Sadece size arkadaşlar ip Hani şunlar dolama olduğu için sürekli ip yiyecek başka bir zorluğu olmaz zannediyorum ayrıntılı bir şekilde şöyle kolay yuvası ile de bu şekilde hazırladım Şöyle sallantılı haline de bir bakın. Bakalım arkadaşlar, bu şekil oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle işçiliği de gayet muntazam durdu arkadaşlar. Şöyle yakın plan ikisini de göstereyim size. Evet. Bir de şu şekilde. Mürtedim ön planda göstereyim. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş oldu. Bakın hiç ütülemedim. Hemen yakıp yakmaz geldim. Şöyle arka tarafından arkadaşlar bunu şöyle ütüyü böyle sürerek değil de üstüne böyle hafif buhar verip kaldırın. Bu fıstıklar ezilmesin ütülerken bozulmasın. Şöyle güzel emeğiniz boşa gitmesin. Yaptığınız iş gösterişli olsun. Şöyle çeyizlere muhakkak kızınıza, oğlunuza, gelinize yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle çok da beğenince arkadaşlar <laughs> sürekli gösteriyorum. Şöyle bir de tülbentimi çekerek daha da şöyle ışık açısından nasıl güzel olursa baktayım. Evet arkadaşlar bu sıra gerçekten YouTube'da böyle ön planlarda bildirim izlenimler aşırı düştü. Şöyle videolarımın devamı için sizlerden gerçekten destek bekliyorum. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.